Arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz. Videonun ismi ne ismi? Oruç vlog oluyor galiba. Evet, oruçluyken bir gün videonun ismi. Çünkü bu yıl orucun ilk günü bugün çarşamba akşamı. Saatler sonra sahura kalkacağım. Aslında kalkmayacağım çünkü sabahlayacağım. Ve sahurdan sonra oruç tutacağım ve yarın okul var. Yani nasıl tutacağım bilmiyorum. Daha önce hiç okul varken oruç tuttum mu hatırlamıyorum. Tutmuşumdur. Bayağı bir zor oluyor. Ama arkadaşlarım da oruçlu olacağı için bence o kadar da zor olmayacak. Birlikte göreceğiz. Bayağı eğlenceli bir video olacağını düşünüyorum. Şu an saat 11 falan. Öyle yani. Şu an saat 11 falan. Dediğim gibi birkaç saat sonra 4'te falan galiba sahur oluyor. Daha ilk gün olduğu için çok hakim değilim. Günler de bayağı uzun bu arada. Hani artık yaza yaklaştığımız için. Yani tutmak bayağı bayağı zor olacak. Tabii ki Allah'ın izniyle başaracağımıza inanıyorum. 30 gün tutamasam da tutabildiğim kadar tutacağım bu yıl. Zaten geçen senelerde de tutmuştum. Videoda çekmiştim biliyorsunuz. Neden makyajlı olduğumu sorarsanız TikTok videosu çektim. O yüzden makyaj yaptım. Ama TikTok videosunu da beğenmedim. O yüzden yüklemeyeceğim büyük ihtimalle. Zaten saat geç oldu artık. Ama öyle yani. Şimdi duştan falan çıktım. İşte dediğim gibi makyaj yaptım. Şimdi oturuyorum. Böyle atıştırmalık abur cubur ne varsa ne bulursam yiyeceğim. Sahura kadar. Sonra sahurdan sonra çünkü yarın beni çok zor bir gün bekliyor. Baya baya zor bir gün bekliyor. Hani bir de alışkın değilim ben. Gün içerisinde çok yemek yiyen bir insanım. Okulda olsun, okul dışında olsun. Yani saat 8'e kadar, 8'de falan okunuyor galiba. Saat 8'e kadar nasıl yemek yemeden duracağım inanın hiçbir fikrim yok. Çünkü ben öğle yemeği yemeden bile, sabah kahvaltısı etmeden bile duramıyorum yani düşünün. Yani cildimi de beğendim bugün bir güzelim. Galiba Allah imanlı olduğum için bana şey veriyor. Güzellik. Bu hareket ne peki? Ara ara çekeceğim sahura kadar. Sahura kadar sabahlayacağız zaten. Ailemin bundan haberi yok ve bilse bayağı kızarlar. S**erler ağzıma. Çünkü yarın okul var. Ama yapabileceğim bir şey yok. Sahura kadar sabahlamak çok eğlenceli bir şey. O yüzden sabahlayacağım yani. Ben bir TikTok çekeyim. Arkadaşlar şimdi yatakta yatıyordum ve aşırı acıktım. Sahura kadar sabahlayıp yemek yiyeceğimi söylemiştim size zaten. Ay dur kanalım. Şimdi yemek yemeye gidiyoruz. Yarının acısını bu gece sahura kadar çıkaracağım. Abur cubur mabur cubur ne varsa yiyeceğim. İniyorum. Merhaba anneanne. Ne bağırıyorsunuz be? Çekilmeyeyim. Evet. Beni çekme. Niye? Döver misin beni? Çekme bu halimi. Arkadaşlar seni döverim falan diyor. Bu mübarek Ramazan günlerinde sen... Tamam. Ben yemek istiyorum anneanne. Sahura kadar bir şeyler yiyeyim. Ne var? Yatıp uyumayacağım. Ben sahura kadar sabahlayacağım. Video çekeceğim. Sabah okula yürüyerek gideceğim. Şaşırdın mı? Bana bak. Bakın. Dolabı gösterdim öyle. Ne? Dağınık mı? Arkadaşlar anneannem diyor ki. Ya niye açık? Anneannem diyor ki her yer çok dağınık. Niye videoyu çekiyorsun? Bakın arkadaşlar. Ya. Ya niye cetvelle vuruyorsun? Arkadaşlar ben bu evde şiddet görüyorum şakasız. Demin popoma cetvelle vurdu anneannem. Ben şimdiden sahur yapabilir miyim? Çilçil peynir falan var. Ben biraz cip koyacağım kendime. Cip evet. Yalnız. Evet, batıracağım. Aşkım bahçem tepsi verir misin? Hayal. Aa, öyle dökülür. Dökülmez. Ben bu işte proof'um. Ben karışmıyorum. Karışma. Ben bu konuda çok iyiyim bro. Arkadaşlar çok tehlikeli işler yapıyorum. Şu an tek elle tepsi taşıyorum. Bir de saçımı düzleştirelim ya. Zaten sahura kadar uyumayacağız ya. Ya da uyurum belki biraz. Bilmiyorum çünkü yarın okul var. Ay dökülüyor da. Evet kendime böyle gördüğünüz gibi atıştırmalık hazırladım. Bayağı bir kilo alayım. Doyayım yarına kadar. Şimdi bunları yiyeceğim. Arkadaşlar ben yine kendimi mutfakta buldum. Bir şeyler yemek istiyorum ama yiyecek bir şey bulamıyorum. Yani evde de bayağı bir şey var ama
Hani böyle açım yani, anlıyor musunuz? Açım. Abur cubur istiyor canım yani. Şimdi tutuştum tabii, yani bir şey yiyemeyeceğim için. Çikolata falan. Aa, pasta. Pasta var değil mi anne? Pasta yiyeceğim ben. Dolapta pasta vardı. Onu bulayım. Onu yiyeyim. De nerede? Ha, şurada. Bunu da komşu yapmış. Pasta kutusuna gidiyor. Pasta. Hem de şeker hamuru. Aa, şimdi bunu yiyeceğim. Pastamı koydum. Bunu burada yiyeceğim. Yani mutfakta. Zaten kısa sürür yemem. Ağzım durmadığı için. Komşu yapmış bu ara. Var güzel. Gayet başarılı. Şimdi bunu da yiyeyim, sonra odama çıkacağım. Arkadaşlar resmen doymuyorum. Şimdi kendi yaptığım beri biskus vardı, onu içeceğim biraz. Ekstra özsüz beri biskus gibi olmuş. Ama kötü değil. Sadece çok hafif bir hibiskus tadı var. Onun dışında şimdi artık odama çıkacağım ve galiba uyuyacağım. Çünkü sahura kalkmam lazım yani. Bayağı zor olacak benim için. Şimdi odama çıkıyoruz. Sabahlama planları şu anlık iptal gibi. Ama uyuyamazsam tekrar çekerim. Uyursam da sahurda görüşürüz. Şimdi şey yapıyorum. Durduruyorum. Sahurda görüşürüz. Arkadaşlar sahur saati. Beni de annem şimdi uyandırdı. Aşırı uykum var. Hiç açlık hissi yok. Aşağı iniyorum sahur yapmaya. Sofra nasıl? Wow! Arkadaşlar sahur böyle. Annem yine döktürmüş maşallah. Şimdi yiyeceğim değil mi? Yiyebiliyorum yani. Yumurta falan yiyeceğim. Böyle tok tutsun diye. Niyet ettim oruç tutmaya. Hadi bakalım. Dur bakalım şimdi diyeceğim. Ne zaman? Yemek yedikten sonra. Hı? Önce bir ye. Neden? Yatmadan önce niyetini edeceksin, yatacaksın. Şimdi yemek yemeden niyet edilir mi? Ne alaka ya? Yemek yiyorsun. Yemek bittikten sonra niyet edeceksin. Tamam. Evet arkadaşlar, tıka basa kusana kadar yiyeceğim bugün. Ben geçen sene yine oruç tutarken bir gün sahursuz oruç tutmuştum. Sahura kalkmayı unutmuştum çünkü. Kalkamamıştım ya da hatırlamıyorum. Bayağı iyiydim. Bir de labneli ekmek yiyeceğim. Hani sen desene. Sen de tutacaksın değil mi oruç? Ve tabii ki olmazsa olmaz çay. Baba. Ne haber? Tutacak mısın? Çok iyisin. Başarılarının daim olsun. Şu an masada en şey benim arkadaşlar. En mutlu. Herkes çok mutsuz. Neden bilmiyorum. Hmm. Uykuları var. Babam gözünü açamıyor. Ben çok enerjiyim. Yarım saat var. Tıkınım. Ay, rimellerim hep dağılmış. Şimdi artık bugün diyorum. Bugün okulda oruç tutan arkadaşlarım bayağı fazla. O yüzden işim çok zor olmayacak. Arkadaşlar şimdi ben masadan kalktım. Annem çok az yedim falan diyor ama bence aşırı fazla yedim. Şimdi su içeceğim. Ay, çok uykum var ya. Anne ben uyumaya gidiyorum. Baba. Hadi hürmetler. Allah kabul etsin. Arkadaşlar hemen üst kata çıkıp uyuyacağım. Deli gibi uykum var. İnşallah uyuyabilirim geri. Uyuyamazsam gerçekten çok komik olur. Ben şimdi uyuyorum. Sabah uyanınca çekmeye geri devam edeceğim okula giderken. Arkadaşlar günaydın. Sabah oldu. Şu an saat 9. Benim 9.30'da dersim başlıyor. Şu an bir açlık hissi yok ama ben sabahları su içiyordum. O yüzden canım su çekiyor bayağı bir. Umarım günün ilerleyen saatlerinde susamam çok, çünkü su bayağı sıkıntı. Şimdi giyinip okula gideceğim. Bakalım okulda zorlanacak mıyım? İnşallah zorlanmam. Okuldan çıkınca da zaten çekmeye devam edeceğim. Şimdi giyinip okula gideceğiz. Arkadaşlar birazdan evden çıkacağım. Baya baya susadım. Niye böyle oldu bilmiyorum. Biraz maskaram akmış, onu siliyorum şu an ve geç kalıyorum okula bunu yaparken aynı zamanda.
Dişimi fırçalayamayacağım maalesef çünkü fırçalanmıyormuş. Öyleydi yani. Evet. Artık evden çıkıyoruz. Bakalım okulda neler olacak. Gerçekten çok heyecanlıyım. Umarım okulda çok zorlanmam. Çünkü okul yani en challenge'lı yer. Yürüyorum. Arkadaşlar okuldan çıktım. Bitmiş haldeyim. Yani yüzüm falan sarardı bence yani. Kötüyüm. Yani çok kötüyüm de demek istemiyorum. Çünkü saçma oluyor ama susadım sabah. Sabah bayağı susadım. Sonra okula gittim. Arkadaşlar ben şimdi giyindim falan. Saat de 6 oldu. Yani daha iftara 1 saat 21 dakika var. Artık vaktini bile ezberledim. Ve ben dedim ki vakit geçsin diye gidip şoktan böyle makarna salatası çekmişti bugün canım çok. Makarna salatası malzemesi alsam sonra da akşam için makarna salatası mı yapsam. Hem vakit geçmiş olur hem canım çok çekti. Makarna salatasını çok severim. Ve yapabildiğim çeşitli yemeklerden biri. Şimdi annemden kartı çalacağım. Anne kart. Sonra cuma kendime şey yapacağım. İşte makarna salatası. Evet arkadaşlar şimdi çıkıyoruz. İlk defa galiba tek başıma markete gideceğim. Yani abarttım ilk defa gitmeyeceğim de bayağı uzun süredir tek başıma markete gitmiyordum. O yüzden azıcık gerginim. Ayakkabımı giyiyorum şimdi. Evet. Hadi gidelim vallahi. Gidiyoruz. Yürüyoruz arkadaşlar. Tek başımayım bu yolculukta. Tek başıma yürümek gerçekten çok güzel. Öyle. Arkadaşlar aldık. Bayağı rahatlatıcı bir alışverişti. Şimdi eve gidip makarna satışını yaparken yine büyük ihtimalle açlıktan bayılacağım. Çünkü aşırı dehşet açım. Artık yani yüzüm o kadar solgun duruyordu ki allık falan sürdüm. Kendimi de çok dramatize etmeyi sevmiyorum ama şu an çok ediyorum farkındayım ama. Gerçekten açım yani. Dürüst duygularım bunlar. Şimdi eve gidiyoruz. Saat de 6.30 falan. Hatta daha 6.30 bile değil. Ama 6.30'a geliyor artık yavaştan. Yani yaklaşık bir saatimiz falan kaldı artık. Allah'a şükür. Arkadaşlar şimdi makarnayı yapıyoruz böyle gördüğünüz gibi. O sırada ben de makarnanın sosunu hazırlayacağım. Hatta birlikte hazırlayacağız. İlk olarak yoğurtla başlayacağız. Ben bayağı yoğurtlu falan yapmaya başladım. Eskiden yoğurtsuz yapıyordum. Sonra bir gün sınıfa iki arkadaşımla şey yaptık. Adı nedir? Makarna salatası yaptık. Sonra benimki çok yoğurtsuz olduğu için çok utanmıştım. O yüzden artık çok yoğurt koyuyorum. Böyle yoğurdun neredeyse yarısını falan koyuyorum gördüğünüz gibi. Ama bütün aile yiyecek yani bu makarna salatasını şu an. O yüzden hani malzemeyi bol koyacağım. Gördüğünüz gibi yoğurt bayağı bir koydum. Belki birazdan yine eklerim. Ay yiyecektim neredeyse bir ağzıma götüresim geldi. Şimdi garnitür koyacağız. Garnitürümüz böyle arkadaşlar. Bunun suyunu süzeceğiz. Açar mısın? Ben de soda mayonez getireyim. Bu şeyimiz, mayonezimiz. Bundan da bayağı bir koyacağız. Evet, şimdi karıştırıyoruz güzelce. Hatta biraz daha mayonez koyacağım. Ay çok güzel. Yiyesim geliyor. Biraz daha mayonez. Evet, ben burada her şeyi göz kararı yapıyorum. Ben böyle bir insanım. Şimdi garnitürü süzeceğiz kullanacağımız kadarını. Süzdük. İyice. Yıkayayım mı? Anneannem yıka dedi, yıkıyorum. Evet, garnitürümüzü de koyuyoruz. Burada yemeğe ne var akşam? Hop. Sen? Köfte, patates, çorba, pilav, salata. Maşallah. Evet, şimdi hepsini karıştırıyoruz arkadaşlar. Şimdi sarımsak ekleyeceğiz.
Şimdi sarımsak şey yapıyoruz, rendeliyoruz, doğruyoruz. Burada püf nokta sarımsak küçücük küçücük doğramak, yoksa ağzınıza gelirse çok kötü oluyor tabii. Şimdi bunu da ekliyoruz arkadaşlar. Evet. Bayağı fazla sarımsak ekledik ama inşallah çok fazla gelmez. Geleceğini zannetmiyorum ya. Bence biraz daha yoğurt koymalıyım. Azıcık daha yoğurt koyacağım. Yoğurdu bitireceğim ya. Ben zaten makarna salatasını çok sevdiğim için böyle bir 10 gün boyunca falan yiyebilirim bitene kadar bunu. Biraz daha mayonez. Vallahi malzemelerim hiç kaçmadım arkadaşlar. Umarım tadı güzel olur. İlk defa bu kadar bol malzemeli yaptım. Evet, makarna salatamız... konuşamıyorum. Çok kötüyüm. Makarna salatamızın sosu hazır arkadaşlar. Sadece makarnası kaldı. Bunu da dolaba falan koyabiliriz. Arkadaşlar şu anda iftara yaklaşık 40 dakika, 45 dakika falan var. Ve ben artık gerçekten ne kadar acıkabileceksem o noktadayım. Bayağı kötüyüm. Yani bayağı acım. Acım. Umarım hızlı geçer 45 dakika. Hemen yemek yerim valla. Yoksa bayılacağım artık. Bekliyorum. Arkadaşlar evet, yavaştan makarnamı ekliyorum. Bu arada sos biraz değil, bayağı fazla olmuş yani bu yoğurtla yaptığım şey. Ama olsun, daha da iyi. Böyle ekliyorum. Hatta da ekleyeyim ben. Oh. Evet arkadaşlar, şimdi süsleyeceğimiz yemekleri koyacağımız masa burası. Şimdi hep birlikte, yani ikimiz, yani sen ve ben, izleyicilerim ve ben bu masayı süsleyeceğiz. Biraz da büyüteceğiz. Alttan büyütülebiliyordu diye hatırlıyorum. Değil mi anneanne? Büyüt sen bunu bir. Önce güzelce ıslak mendille siliyoruz. Gerçi zaten temiz, o yüzden sadece üstünden mi geçiyorum. Hani toz falan kalmasın diye. Ha, şu an kendimi yemek programlarındaki kadınlar gibi hissettim ama çok eğlenceliymiş bunu yapmak. O yüzden bayağı uzun süre yapabilirim bunu. Evet. Mis gibi oldu. İlk olarak dünyanın en güzel şeylerinden biri olan makarna salatasını masanın ortasına koyuyorum. Masa biraz küçük ama bence her şey sığar. Küçük olması daha iyi. Dop dolu durur. Şimdi peçeteleri falan, tabakları falan çıkaracağım. Bunlar tabaklarımız. Şimdi bunları yerleştireceğim. Bunlar da çorba için. Şimdi bunların hepsini yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bunları yerleştirdim. Menümüzde şey var zaten. Köfte, patates, pilav, mercimek çorbası. Çorba için bunlar. İçecek falan koydum. Şimdi salatalığı falan getireceğim buraya. Evet, bu da böyle salatalık. Şimdi bunları böyle biraz kenara alacağım. Çünkü daha ortaya gelecek aşırı derecede fazla yemek var. Masaya büyük ihtimalle hatta sığmayacak bile. O yüzden şöyle yer açayım. Şuraya koyayım şunu. Bunu da böyle koyayım. Evet, daha buralar dolacak. Gördüğünüz gibi 20 dakikadan azıcık daha az süremiz var. Yani işte ne kadar oluyor? 17 dakika falan var. Ben şimdi biraz balkonda oturacağım ve davulun çalmasını bekleyeceğim. Çünkü çok açım. Acım. Arkadaşlar son 7 dakika. Açlıktan öleceğim. Anne aç mısın? Yok. Ne yok? Ben mi bir tek Allah'ıma kavuşuyorum ya? Yemek. Defne, sen hiç öyle yapma. Ben oruçluyken gitmişsin ve cipsimi yemişsin. Ben senin kadar fırsatçı bir insan görmedim. Ben akşam hangi cips yiyeceğim? Senin cipsini yiyeceğim. Hayır, benim cipsim yok. Sen benimkini yemişsin, ben de seninkini yiyeceğim. Ya benim cipsim yok. Arkadaşlar Defne, ben oruçlu aç bir şekilde yataklarda yatarken gitmiş ve benim neyimi yemiş biliyor musunuz? Cipsimi yemiş. Hem de o benim biricik cipsimdi. Başka da cipsim yok yani. Gerçekten çok zor günler geçirmekteyiz ailece. Benim cipsim yok ki yiyemeyeceksin. Anneanne. Anne aç mısın? Aç mısın? Aç mısın? Hiç mi? Hiç. Çünkü ben iki tane yumurta yiyeyim. Ben de şu an aç değilim. Sadece yemek yemek istiyorum. Artık açlık duygusu aç olmaktan gitti hani böyle, anladın mı? Şu an bu videoyu oruçluyken izliyorsanız beni çok iyi anlayacaksınız. Çok açım. Arkadaşlar pideler de geldi. Böyle iki tane pidemiz var. Artık hani açlıkta şey yaptık. Artık yememiz gerekiyor. Arkadaşlar son 3 dakika. Şimdi şeye çıktım. Balkona çıktım. Çünkü
tapın patlamasını dinleyeceğim. Bekliyoruz ama patlayan yok. Patla patla. Defne aç mısın? Aç mısın? Çok. O teknolojini tuttun mu bugün? Hayır ama dün yarın tutacağım. Öğlene kadar tutacaksın değil mi oruç? Aferin ablacığım, benim izimden ilerle. Evet, iyi bir şey de niye okunuyor bu ezan ya? Hadi da. Çok yeter. De okun. Okun artık. Bak millete şeylerde bak. Bir dakika, iki dakika bir şey var. Artık okun. İmam abi oku şunu artık. Okun. Top sesini duyduğum an koşacağım. Yani. Şimdi geçiyorum. Hadi. Esma'na. Hadi. Baba çek bağını, çek bağını. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Orucum kabul olsun, amin. Doydum. Şaka. Arkadaşlar eğer oruç tutuyorsanız siz de Allah hepinizin ikini kabul etsin. Ben şimdi yemek yiyeceğim, daha fazla dayanamıyorum. Ben de yiyorum. Hayatımda yediğim en güzel mercimek çorbası. Anneanneciğim ellerine sağlık. Manyak bir şey olmuş. Manyak şey neden? Ben de patatesimi bol bol alıyorum. Laminar yok burada. Geliyor. Kopar. Arkadaşlar ben şimdi yemek yedim. Hatta böyle makyaj falan bile yaptım. Aşırı sıkılıp. Şimdi kendime çay koyacağım. Biraz abur cubur falan koyacağım. Ve kendimi ödüllendireceğim. Çünkü bugün gerçekten yapılması çok zor bir şey. Defne, kalem kutumu getirir misin? Getiririm. Defne, benim başka kalem kutum yok. Kendime çekirdek koyacağım. Evet arkadaşlar, şimdi bu çekirdekleri falan da yedim. Çayımı da içtim. Artık yani çok uykum geldi. Çünkü birdenbire bir sürü yemek yiyince bir böyle ağırlık çöktü bana. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Artık videoyu yavaştan kapatıyorum. Hüseyin de odada az dolaşıyor. Artık videoyu yavaştan kapatıyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz belki part 2'si tarzı bir şey çekebilirim. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Başka bir oruç vlogunda belki seneye, belki bu sene artık bilmiyorum. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yalnız bu hareketim. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok çok seviyorum. Aşağıdaki açıklama kısmından sosyal medya hesaplarımı, Instagram'ı, TikTok'umu vesaire takip etmeyi unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öpüyorum. Bye bye.